Değerli basın mensupları, hepinize sağlık diliyorum. Saatli ve huzurlu bir çalışma ortamı diliyorum. Büyük felaketi yaşarken parti olarak da büyük bir acı yaşadık. Dördüncü genel başkanımız, halihazır Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal'ı kaybettik. Sevenler olarak, ailesi olarak, parti camiamız olarak Sayın Baykal'a karşı son görevimizi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde namazında ve mezarlıkta gerçekleştirdik. Mekanı cennet olsun. Türk siyaseti önemli bir bilgeden, önemli bir birikimden mahrum oldu. Türk siyasetine 50 yıl kesintisiz hizmet veren Sayın Deniz Baykal, devlette de, siyasette de çok çok önemli görevler üstlendi. Benim aklımda Baykal'la ilgili çok şey kaldı söylenir ama onun siyasetle ilgili bir temel diskurunu sizle paylaşmak isterim. Siyaseti şöyle yaptı Sayın Baykal. Siyaset bana ne verecek diye değil, ben topluma ne vereceğim anlayışıyla siyaset yapılmalı derdi hep bizlere. Böyle tavsiyeler olurdu. Kederli ailesine, sevenlerine, bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesine bu vesileyle tekrar başsağlığı diliyorum. Cenaze törenine gerek mecliste gerek camide katılan bütün siyasi partilerin sayın genel başkanlarına, grup başkan vekillerine, milletvekillerine, yöneticilerine de bu vesileyle teşekkürü borç biliyorum. Evet, 31.974. Bu resmi rakam. İnşallah bu artmaz. Ama hepimizin, herkesin bildiği bir şey var ki fiili olarak durum daha da vahim gibi görülüyor. Büyük bir acı, büyük bir felaket yaşadık. Bizim şu an itibariyle yaklaşık 96 milletvekilimiz bölgede, illerde, ilçelerde, beldelerde, köylerde. Milletin, vatandaşın derdiyle dertleniyor, haliyle hemhal oluyoruz. İhtiyaçları anında tespit edip ilgili birimlere iletiyor arkadaşlarımız. Her vilayette bir sorumlu genel başkan yardımcımız var. Her ilçede en az 2 ya da 3 milletvekilimiz var. İl merkezlerinde 6-7 ilin durumuna göre milletvekilimiz sahada, vatandaşlarımızla beraber. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar var. Acil şifa diliyorum. İstanbul'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralılarımız var. Enkaz altında 8. günde hala mucizelerin gerçekleşmesi içimize adeta bir su serpiyor. İnşallah yeni mucizeleri de görürüz diye düşünüyorum. Ve dualarımızın enkaz altında olanlarla olduğunu belirtiyorum. Ben bu 6-7 Şubat itibariyle Osmaniye, Antakya, Pazarcık, Kahramanmaraş, Nurdağı, Islahiye, İskenderun bölgelerinde bulundum. Bölgeyi taradım. Bölgedeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yapacaklarımız varsa onları yaptık. Tablo vahim. Şimdi böyle manzaralardan efendim siyaset yapılmaz falan filan. Evet tabi siyaset yapılmaz ama böyle manzaralar karşısında gerçekleri, aksayan yönleri söylemezsek de işimizi yapmamış oluruz. Şuydu olay. Mesela Perşembe günü iki defa gittim bölgeye. Perşembeydi sanıyorum. Dönüyorum. Pardon, Çarşamba, Maraş'tan Adana'ya doğru gidiyorum. Yol gidişli gelişli. Benim gittiğim istikametten boş tırlar benle bir seyrediyor. Onlar yavaş gittiği için ben yüzlerce boş tırı geçtim, solladım. Karşıdan da binlerce, abartmıyorum, binlerce tır geliyor. Bunların bir kısmının tepesinde iş makinesi var. Bir kısmı kapalı dorse gıda, erzak, yiyecek vesaire yardım yağdı bölgeye. Allah bu milletten razı olsun. Milletimiz büyüklüğünü bir kere daha gösterdi. Mesela gördüğüm bir manzara, deprem pazartesi oldu. Ben salı günü oradaydım. Osmaniye'de çadır betona koyulmuş, içi bomboş. Bir hamile kadın doğumuna 20 gün var. Bir elinde bir çocuk, bir elinde bir çocuk, bana yardım edin dedi. Dedim ki bacım ne istiyorsun, ne yardım edelim sana? Hiçbir şey yok ki dedi. Hiçbir şey yok ki dedi. Çarşamba günü.
Karnı burnunda. 20 gün sonra doğum yapacak. Betonda yatıyor. Bunları görmemiz, bilmemiz lazım. Osmaniye'de otobüs durağında yürürken bir aile, küçük yavru da var 4 yaşında. Geçmiş olsun dedim. Biz ne yapacağız dedi. Nasıl yani dedim. Biz bu otobüs durağında mı yatacağız dedi. Ne çadır, ne battaniye, ne şu ne bu. Bu eksiklikleri şunun için de söylüyorum. Evet, bunlar aynı anda olmayabilir. Ama çok net bir şeyi gördük. Müthiş bir organizasyon bozukluğu, kabiliyetsizliğini orada yaşadık. Her yerden iki ses çıkıyordu. Yemek diyen yoktu. Karnım aç diyen yoktu. İlk 3 gün, 4 gün insanlar vinç, 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 vinç diye bağırdı yahu. Efendim iş makinesi var, operatör yok. 3. günden itibaren de hala şu anda, bugün 8. gün, insanlar çadır, çadır, çadır diye bağırıyor. Ve çadır yok. 200.000 çadır kurulmuş resmi açıklamaya göre ve bitmiş. 85 milyonluk Türkiye 200.000 çadır stoğuna kalmışsa vah ki vah. Oraya lazım 500.000 çadır. Ama yok. Yok. Çadır yok. Bunu söylemeyelim mi? Bunu söylemeyelim mi? Bunu anlamakta mümkün değil. Ve tabii biraz sonra değineceğim ama AFAD Başkanı'nı büyükelçi yapmışlardı. Şimdi Tanzanya'dan adamı geri çağırdılar. Niye? Niye? AFAD'ın bir başkanı yok mu? Acil Kurtarma Genel Müdürü yok mu? Tanzanya'daki büyükelçiyi çağırdılar. Orada da bir sıkıntı var, ona değineceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. 2. günü gönüllü gelmiş, AFAD'da çalışmak üzere gönüllü gelmiş, benden kürek istedi. Kürek, Adıyaman'da. Pardon, Osmaniye'de. Benden kürek istedi. Kürek bulsam dedi gideceğim. Kürek yok dedi. Böyle bir tabloyla karşı karşıyaydık. Kabul edelim, pazartesi günü orada hiç Erdoğan kusura bakma, tüm vatandaşlar devleti aradı. Devleti. Pazartesi günü devlet orada hakikaten yoktu. Gerçekten yoktu. Sivil toplumlar vardı. İlçe belediyeleri yetişmişti. Ama devlet yoktu. Salı günü devlet göründü. Göründü ama nasıl bir devlet göründü? Eli ayağına dolanmış bir devlet. Eli ayağına dolanmış bir devlet. İş makinesi gelmiş, operatör de var. AFAD yetkilisi diyor ki dur talimat gelmedi, seni nereye yönlendireceğimi bilmiyorum diyor. İnsanlar enkaz altında. İlk 72 saat çok önemlidir. Çok önemlidir ilk 72 saat, ilk 3 gün. Ne olacaksa o zaman olacak. Ve çarşamba günü devlet yetersiz, koordinasyonsuz bir şekilde çalışmaya başladı. Koordinasyon gene yoktu. Hala yok. Hala yok. Şimdi bunu niye söylüyorum? Geliyoruz AFAD'a. Bir Kızılay'ımız vardı. İlk deprem oldu mu onu görürdük. Çadırlar anında kurulur. Seyyar mutfaklar kurulurdu. Seyyar hastaneler kurulurdu. Görmedik. AFAD çadırı gördüm. Ben bölgede Adıyaman, Malatya hariç her yeri gezmiş biri olarak söylüyorum. AFAD çadırı az da çok az gördük. Kızılay çadırı görmedik. Yok, Kızılay'ın çadır diye bir kavramı kalmamış. Kızılay, AFAD aslında işin arama kurtarma operasyon organizasyon, çadırı, barınmayı, yemeği, aşı sağlayacak olan Kızılay'dır arkadaşlar. Orta yerde bir Kızılay yok. Tabii Kızılay'a zaten toplumda güven de yok. Vergi kaçırmak için kullanılan bir kurum haline dönüşürse Kızılay, güven de olmaz. Ve bu yönetim fecaatinin devlette liyakat ve ehliyetin ne kadar bitirildiğini de bir göstergesidir. Yardımı tek merkezden koordine etmek şüphesiz çok önemli. İlk gün Sayın Genel Başkanımızla belediye başkanlarımıza dedi ki AFAD'la birlikte çalışın. Şimdi siyaset zamanı değil. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bay Kemal'in belediye başkanlarına talimatı benim yanımda söyledi. AFAD'la eşgüdümlü olun dedi. Derdimiz
Bağcı dövmek değil, yaraya melhem olmak, kurtarmak, kurtardığımızı ısıtmak, doyurmak, giydirmek. Fakat AFAD sen dur. Yahu bir belediyemiz jeneratör göndermiş. Hey efendim, bunun dışında bu jelatine sarılmamış diye kabul edilmediği ile ilgili bize şikayet geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle de bir tablo var. Şimdi varlık içinde depolarda enkaz, erzak, hijyen malzemesi var. Var. Dağıtma kabiliyet ve kapasitesi yok. Halen yok. 8. günde de yok. Muhtemelen cumartesi tekrar gideceğim bölgeye. İnşallah bunların bir yoluna girdiğini görürüm. Varlık içinde darlık çektik ya. İşin özü bu. Varlık içinde darlık çektik. Orada evsiz kalmış yüz binler. Karnı aç, depoda var. 6 kilometre köyde adam aç, aç. Açık, çıplak. Depoda var. Depoda var. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle devlet olabilir mi? Böyle beceriksizlik neden olur? Olur tabii. Hep söylüyoruz. Arama kurtarma genel müdürünü atıyorsun. Kim? İlahiyatçı. Bunlar da tabii ilahiyatçılar da bizim. Ya bana ilahiyatçım, ben musallaya yatınca lazım. Camide önümde lazım ya. Arama genel müdürü. Neydi tam adını? Adamın adı değil. Şeyin adı, genel müdürlüğün adı. Arama kurtarma genel müdürlüğü. Ne olmalı? Ya bir itfaiyeciyi yapsan, itfaiye çavuşunu yapsan, bu ilahiyatçı genel müdürden daha iyi iş yapar. Bir inşaat ustasını arama genel müdürü yapsan daha iyi yapar. Bu ülkenin çok iyi yetişmiş mühendisleri var. Nerede bunlar? Yok. Aman efendim. Bana ideolojik olarak bana biat edeni devletin her kurumuna yerleştiririm. AFAD Başkanı'nın meclisi vali galiba. AFAD'ın bütün üst düzey yöneticileri ya ilahiyatçı ya sosyal hizmetlerle ilgili alanlarla yetişmiş. Ya teknik adam yok AFAD'da ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vinç var, operatör yok. Çadır geldi, kurulamadı. Erzaklar depoda bekledi. Battaniye var, dağıtılamadı, herkes üşüyor. Yani enkaz altındakilerin derdi ayrı. Ama kurtulanlar bu dertleri yaşadı. Cenaze var. Savcı görmeden gömemezsin denmiş. E gelsin görsün. Sen cenazeyi karakola getir. Lafa bak ya. Depremde babasını, annesini kaybetmiş birine söylenen laf, laf mıdır ya? Cenazeleri toplayın, merkeze, adliyeye götürün, karakola getirin. Bunlar yaşandı bölgede ya. Ve kefen. Kefen yok. Kefen de yok. Hadi vinç yok. Operatör yok. Bu depremi gene bu millet hep büyük diyorum ya, zeki de bir millet. Hepinizin bildiği bir şey, burada tekrarlayayım. Bana ait değil. Bizim vatandaşlarımız üretmiş. Ses var, ekip yok. Ekip var, ekipman yok. Ekipman var, ses yok. Ses yok. Eskiden yangın, deprem oldu mu, kurtarma ekibi giderdi, enkazın başına sesim geliyor mu diye aşağı seslenirdi. Bu depremde tersi oldu. Enkazdan insanlar bağırıyor. Sesimi duyan yok mu? Sesimi duyan yok mu diye. Böyle bir tablo yaşadık arkadaşlar. Bunları konuşmamız lazım. Allah beterinden saklasın. Deprem doğanın bir gerçeği. Bilinen bir söz var. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Sen 20 yıl bu ülkeyi yönettiniz. De o 30 küsür milyar deprem vergisi, onu bari deprem için harcasaydınız ya. Aldığınız deprem vergileriyle çadır alsaydınız, bırak önleyici tedbiri, kentsel dönüşümü, jeolojik yeni denetimleri falan, binalardan karat alıp hangi bina sağlam, hangi bina çürük, bunları yapmadınız da şu deprem vergileriyle çadır alsaydınız, milleti 8 gün boyunca bu soğuğa, öldürücü soğuğa mahkum etmemiş olurdunuz. Bir ayıp. Kusura bakmayın. Devlet Bey, esip gülüyor, geleceğim ona şimdi. Devlet burada hakikaten sınıfta kalma ötesinde bir ayıba, bir günaha ortak olmuştur. Tayyip Bey 2003 depreminde ne ihmali kardeşim diyor.
Bu görevin gereğini görevin gereğini yapmamaktır diyor. Du. Şimdi biz ihmal deyince hopluyorlar. Tayyip Bey sen öyle demiyordun eskiden. Deprem olunca esip gülüyordun. Böyle bir tablo. Şimdi AFAD için Süleyman Soylu dedi ki 7300 personeli var. 7300 kişiyle biz bunu nasıl yapacağız? Kızılay'ı niye bitirdiniz? Kızılay'ı niye bitirdiniz? Aa, diyor ki bu sayıda afeti yönetmek mümkün değil. AFAD bir koordinasyon kurumu. Süleyman Soylu'nun ağzından çıkan cümleler. Peki tam da bu bizde yönetemedin, koordine edemedin diyoruz Süleyman Soylu. 20 yıldır bu fay haritası ortada. Süleyman Soylu böyle diyor ama Erdoğan da duruma hakimiz diyor. Çadırlar kuruldu diyor. Biri başka söylüyor, biri başka söylüyor. 1999 tecrübesi ortada. Ve bunlar 1999 depreminden 3 yıl sonra devleti teslim aldılar. 21 yıl yönettiler. Ve biz şimdi 1999'dan gerideyiz. Nasıl gerideyiz? Şimdi 1999 depreminde asker seyyar hastanesiyle, çadır kentiyle, seyyar mutfakla öğlende oradaydı. 6 saat sonra oradaydı. Asker enkazın başındaydı. Bütün ekipmanıyla, donatımıyla, aleti, edevatıyla. Bu askeri 3 gün niye beklettiniz kardeşim? Neden 3 gün bu askeri beklettiniz? Ya depremde en iyi kurtarma marifetine sahip olan madenciler niye 3. günde geldi ya? 2 gün niye getirmediniz onları? Milletin enkazda ölmesini mi, inlemesini mi beklediniz? Zevk mi aldınız bundan? Sormayalım mı bunları? Bunları soracağız. Asker neden 3 gün sonra geldi? Soru 1. Soru 2. AFAD neden bir türlü organize olamadı? Organize etmekten sorumlu AFAD kendisi organize olamadı ki gelen belediyeleri yönlendirsin. Yönlendiremedi de. Eli ayağına dolaştı. 3. soru. Madencileri neden geç yönlendirdiniz? En arama kurtarmadaki en maharetli kadromuzu niye 3. günde gönderdik oraya? 4. soru. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde termal ve sismik arama cihazları var. Hani teröre karşı kullanan mağaradaki teröristi tespit eden insanın vücut ısısına dayalı. Ben bunları ilk gittiğimde hiç görmedim. Hep oraya gittim, 2 gün kaldım, Ankara'ya geldim. Ankara'da 1,5 gün kaldım. Tekrar gittim. Yani 4. günde o termal drone'la ya da elle enkazı dolaşıyorsun. Aşağıda canlı vücut, canlı insanın bir vücut ısısı var 36 derece. O derece o cihaz yakalıyor. Aşağıda canlı insanı tespit. Bu cihazlar niye 3 gün sonra geldi diye sormayalım mı ya? Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 saatte seyyar mutfak, seyyar hastane, çadır kent kurması imkanı varken neden 3 gün geciktiniz diye sormayalım. Ve Akdeniz'de, Ege'de yüzlerce hatta belki binlerce otel bomboş dururken depremzedeleri yerleştirmek için üniversiteleri kapatıp öğrenci yurtlarına depremzedeleri yerleştirerek neden eğitime ara verdiniz? Eğitim öğretime ara verdiniz. Gücünüz yetmiyor mu otellere? Bir kısmı belki gönüllü zaten. Depremzede yerleşmeli, devlet onları kuruluğa almalı, itirazım yok. Ama boş otel varken öğrenciyi yurttan karga tulumba çıkarıp oraya depremzede yerleştirmek doğru mu? Bunu neden yaptınız? Bunu da bu millete açıklayın. Ve AFAD'ı neden ideolojik sadakate göre yapılandırdınız? Ve deprem vergileriyle neden hiç deprem adına bir cümlelik bir iş yaptık diyebileceğiniz bir şeyi benim önüme, toplumun önüne koyamıyorsunuz? Neden? 20 yılda biz depremle ilgili şunu yaptık kardeşim diye bir cümle istiyorum. Bir cümle. 20 yıllık AK Parti iktidarından bir cümle istiyorum. Önüme koyulacak. Yok. Koyamıyorlar. Neden? Bunları sormayalım. Bunları sorduk, sormaya devam edeceğiz. Şimdi acımız var. Hala enkazların altında ölülerimiz de var. İnşallah Allah'ın mucizeleri bitmez. Belki yeni sağ kurtulanları göreceğiz.
Onun için bu çok konuşmayan halimizdir. Şimdi bir felaket var. Bir felaketi bahane edip seçimden kaçma hevesini de bu arada gözlüyoruz. Felaketi bahane edelim, seçimi öteleyelim. Neden? Bak Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletten aldığı yasama yetkisinin son 124 günündeyiz. Bak Erdoğan, senin milletten aldığın yürütme yetkisinin 124 günü kaldı. Bitiyor sonra. 124-125. gün o yetki senin değil, milletin. Ve depremin ağır sonuçları çok açık olarak yürütmenin beceriksizliği, yürütmenin koordinasyonsuzluğu, yürütmenin ihlali, ihmali ve devletin liyakattan yoksunlaşması iken Erdoğan seçimi öteleyerek hesap vermekten kaçamaz. Hesabı millete vereceksin. Hem de ister 14 Mayıs'ta ister 18 Haziran'da. Bunu şunun için de istiyoruz. Memleket ve millet ağır yara almış. Millet yarasını kimin saracağını belirlemelidir. Millet yaraları kimin saracağını, sorunları kimin çözeceğine karar vermelidir. Sen bu kararın önüne geçemezsin. YSK üzerinden seçimleri öteleyerek. Erdoğan, bırak yaraları kimin saracağına millet karar versin. Kusurlarını depreme sığınıp seçimi bir yıl erteleyerek örtemezsin. Bu millete o hesabı vereceksin. Hadi 14 Mayıs biraz erken, 18 Haziran. 125 gün var, 3 ay var. Mart, Nisan, Mayıs, 3 tam ay var, 4 ay var. 4 ayda zaten, bir yılda da sen bütün binaları bitiremeyeceksin ki. İnsanların başını kuruluğa koyacağız ve insanların önüne gideceğiz. O depremzedelerin önüne de gideceğiz. Yeni vekillerinizi ve yeni devlet başkanını seçin. Bu yaraları kim sarabilir? Kararı siz verin diyeceğiz. Seçimi erteleyerek, seçimden kaçarak, milletin kantarına çıkmaktan kaçarak kurtulamaz. Ve milletin kantarına çıkmaktan kaçmak için de depremi mazeret olarak kullanamazsın. Sayın Haluk Levent'e geçmiş olsun diyorum, bir trafik kazası geçirmiş. Ahbap hedefte. Neden? Neden Ahbap hedefte olabilir? Millet Kızılay'a da AFAD'a da güvenmiyor. Parasını oraya vermek istemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yetkilisinden siz AFAD'a para vermeyin diye bir şey duydunuz mu? Kızılay'a yardım etmeyin diye bir şey duydunuz mu? Kızılay'ı itibarsızlaştırmışsınız. Belediyelere daha önce Covid'de yapılan yardımlara çökmüşsünüz. Devleti liyakatsız, beceriksiz bir sürü yandaşla doldurmuşsunuz. Millet verdiği paranın veriliş amacına uygun harcanması ile ilgili bir tereddüt yaşıyor ve Ahbap'a yardım yapıyor. Esmiş güllemiş. Devlet Bey, devlet nerede diyen mağdurlara hakaret, tehdit ediyor. Muhalefeti tehdit ediyor. Ahbap'ı hedef gösteriyor. Devlet Bey, Türkiye'ye devlet nerede kavramını Türkiye'de literatüre kim soktu biliyor musunuz? Devlet nerede kavramını literatüre Tayyip Erdoğan soktu. 99 depreminde. Hem de 99 depreminde devlet 5. saatte her şeyiyle oradayken. Devlet nerede demek? Tayyip Erdoğan söyleyince bir haklı çıkış. Tayyip Erdoğan'ın karşıtları söyleyince ihanet, hainlik, bölücülük, teröristlik, kafaya bak. Türkiye yönetenlerin kafasına bak. Ve 3 gün sonra görünen bir devleti sorgulamak, böyle büyük bir depremin 3. gününde sahada varlığını hissettirebilen bir devleti sorgulamak herkesin görevidir. Devlet bizim devletimiz. Erdoğan'ın ya da Bahçeli'nin devleti değil. Hep söylüyor Bay Kemal. Bunlar devleti maalesef çürütüyorlar. Devletimizin tekrar o şanlı, güçlü günlerini göreceğiz. Kimse merak etmesin.
Ve Erdoğan, biraz önce söyledim, AFAD diyor ki çadır kurma açıklamasını çarşamba günü, üçüncü gün yaptı, çadırlar kuruluyor diye. İlk iki gün AFAD ne diyordu? Çadırlar sevk ediliyor diyordu. AFAD. Kime bağlı? Erdoğan'a bağlı. Erdoğan ne demişti? İlk gün oradaydık. Bakın Erdoğan. Onun cümleleri. Tüm gücümüzü seferber ettik, çadırlarımızı kurduk dedi Erdoğan ya ilk gün. İlk gün hem de. Pazartesi günü. AFAD da üçüncü gün için çadırları kuruyoruz dedi. Devleti bu hale getirmişsiniz ya. Devlet nerede diye sormayalım mı? Birbirinden haber olmayan bir sürü beceriksizin yürüttüğü, yönettiği maalesef koca devlet şu anda vatandaşına üç gün ulaşamamıştır. Durum bundan ibarettir. Allah bu ülkeye, bu millete başka böyle bu ve benzeri acıları yaşatmasın diye temenni ediyorum. Bugün burada keselim. Yarın belki tekrar bir değerlendirme yapacağız. Soru var mı? Bu çok açık. Bu felaketi bahane edip milletin kantarına çıkmaktan kaçmak için önden Sayın Arınç'tan böyle bir açıklama yapması istenmiş olabilir, bilmiyorum. Çünkü Sayın Arınç'ın zaman zaman AK Parti'ye yönelik eleştirel sözleri de oluyordu. Bu yüzden AK Parti'nin vicdanı falan ya da işte AK Parti özgür ağırlığı yüksek bir siyasetçi sözleri çok kullandı. Ben Sayın Arınç'ın milletin vicdanı olmasını tavsiye eder ve arzu ederim. Sayın Arınç'ın seçimi erteleme ile ilgili yazısını okudum. Her şeyden önce bunca yıllık siyasi tecrübesiyle örtüşmeyen bir yazı kaleme almış. Deprem oldu bitti. Ölenler öldü. Allah'ım rahmet eylesin. Yaralılar hastanelerde Allah'ım şifa versin. Sağ kalanlar da bir şekilde başını kuruluğa koyacak. Ve önümüzde tam 4 ay var. Bu seçimi yapmaya niye engel olsun? Sayın Arınç. 4 ay sonra, 4 ayda yapılamayıp da 4 ay sonra ne yapılacak söylesin. Ben söyleyeyim. 4 ayda da 10 ayda da depremzedelerin tümünün yeni konutlarına yerleşmesi mümkün değildir. Yani Kasım 2023'te herkesin konutu bitip herkesin okulu, camisi, sosyal tesisleri yapılmış mı olacak? Mümkün mü bu? Bazı şehirlerin yıkılıp yeniden kurulması gerekiyor ya. Tümüyle yıkılıp yeniden kur. Bazı yerler ben gördüm hasarsız bina yok. Yok. Sayın Arınç, bunun Kasım 2023'e kadar olabileceğine inanıyor musun? Dolayısıyla millet sabırı bilir, sabır eder. Ama aklıyla alay edilmesinden, haliyle alay edilmesinden hoşlanmaz. Seçimin zamanında yapılması için deprem engel değildir. Bilakis böyle bir depremden sonra yaraları toparlayıp, demin söylediğim gibi yaraları kimin saracağına millet karar verir Sayın Arınç. Millet karar verir. Buyurun. Yüksek Seçim Kurulu niye yapamıyor seçimi? Şimdi seçmen listeleri askıya çıkacak mı? Çıkacak. Herkes için çıkacak mı? Çıkacak. Şimdi Maraş'tan, Elbistan'dan, İstanbul'a, Mersin'e giden depremzedeler öğrenci yurtlarına yerleşti mi? Yerleşti. Çadır kentleri, konteyner kentleri yerleşti mi? Yerleşti. Ve herkes gidecek adres kayıt sistemine göre, mesela yurda yerleşen depremzedeye yurt müdürü yurdumuzda kalıyor diye bir yazı verecek. Tıpkı öğrencilere vereceği gibi. Onu götürecek seçim nüfusa ve seçmen kaydı oraya alınacak. Yani Elbistan'dan Mersin'e göçmüş seçmen oyunu Mersin'de kullanacak. Nokta. Niye yapamıyorsun? Ben sana Elbistan'a sandık kur. Oraya da kuracak tabii. Orada çadır kentler olacak. Ama enkazda sandık kur demiyorum. Sayın Başkan, YSK Başkanı. Çadır kentlere, konteyner kentlere sandık kurmak yoluyla bu iş olur. Kimse ipe un sermesin. Kimse kaçmasın. Bilakis seçimin zamanında mutlaka yapılması lazım. Bu depremden sebep. Tekrar söylüyorum.
Bu iş ağır iştir. Kentler yeniden kurulacak diyoruz. Yaralar sarılacak diyoruz. Ve bunların beceriksizlikleri ortada. Yaraları sarma konusunda milletten güven almaları lazım. Alamazlar. Millet yarasını kimin saracağını çok iyi biliyor. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi mesailer. Tekrar geçmiş olsun.